Merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Gençler ve kendini her zaman genç hisseden takipçilerim. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Nisa'yla Barış'la ilgili bana yeni yeni sorular soruyorsunuz. Devamlı soruyorsunuz tabii sorun. Sizlerle iletişim halinde olmak beni çok mutlu ediyor her zaman. Ve takipçilerin sorularına herhalde en çok cevap veren, en çok onların yorumlarını okuyan, beğen yapan, kendilerine kalp gönderen yorumcu, gazeteci benim herhalde sosyal medyada. Bununla da gurur duyuyorum çünkü sizler olmazsanız bizler olmayız. Sizler bizlerin haberlerini takip etmezseniz, okumazsanız, bizlere soru yöneltmezseniz biz kimle sosyal medyada yazışacağız değil mi? Bu bir al-ver dünyası. Bizim işimiz, görevimiz araştırmak, öğrenmek, bilgi ve birikimimizi sizlere aktarmak. Peki, Nisa ve Barış konusunda ayrılık iddialarına inanmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. Ayrılık haberlerine inanmayın. Böyle büyük bir aşk öyle bir anda bitmez. Öyle bir şey yok. Nemalanmak isteyen bazı sayfalar, bazı hesaplar bu haberleri çıkarıyorlar ama öyle bir şeyin astarı yok. Onların sevdası, onların sevgisi. Ya sen düşün, düşün değerli takipçim. Yıllarca doğduğundan beri Çekya'dan başka hiçbir yerde yaşamamışsın ve bir adama aşık oluyorsun. O adamla birlikte projelerini gerçekleştirmek için o adamla aynı eve yerleşiyorsun. Ondan sonra onunla öpüştüğün ortaya çıktığı için onu terk edip tekrar Çekya'ya döneceksin. Yok öyle bir şey. Yok bu ancak şöyle olur. Ayrılık ancak şöyle olur. Nisa benim de en büyük korkumu. Bundan önceki videoda da zaten ona değinmeye çalıştım. Nisa bir bunalıma girer. Bir psikolojik yıkıma uğrar. O zaman eğer kendini kaybederse, ilaç kullanacak kadar psikolojisi bozulursa, alt üst olursa annesi babası gelir alır buradan kızlarını. Götürürler Çekya'ya. Öyle ancak Türkiye'den ayrılır. Yoksa zaten işler konusunda hayalleri var, amaçları var, gerçekleştirmek istediği bir rüyası var. Onun ötesinde çok sevdiği bir aşkı, bir sevgilisi var ve bugünler de geçecek. Onların yaşadığı şu üzüntülü günler de geçecek. Hatta geçmeye başladı bile diyebiliriz. Birileri Nisa'nın hesaplarıyla uğraşıyor. Nisa ve Barış'ın hesaplarıyla uğraşanlar var. Nisa'nın hesabını, Instagram ve Twitter hesabını kapatmasının iki nedeni var. Bir, olumsuz eleştirilerden, küfürlü yorumlardan, hakarete varan yorumlardan bıktı. Artık onları okumak istemiyor ve korkuyor. Öyle yorumları görmekten yıldı. Onlardan çekiniyor, korkuyor. Psikolojisi alt üst oldu çünkü. Birincisi o, ikincisi de hesabıyla uğraşanlar olduğunu fark etti. Bir iniyor takipçi sayısı, bir çıkıyor. Bir gün bakıyorsunuz 1,5 milyon, ikinci gün bakıyorsunuz 1,4 milyon. Tekrar düşmüş aşağılara. Bizim bilmediğimiz başka onun hesabını kapatmasını gerektiren herhalde oynamalar da oldu hesabıyla ilgili ve o yüzden de hesabını kapadı, tekrar açtı. Şu andaki en son durum yayına girerken açıktı ama her an tekrar kapatabilir çünkü kıza bir güvensizlik geldi. Bir güvensizlik geldi. Barış'la ve Nisa'yla ilgili o görüntüyü yayanlar, onların güvenini kazanıp da o görüntüyü yayanlar elbette bunun hesabını yargı önünde mutlaka verecekler. Şikayet olursa Barış ve Nisa onun o kişiyi şikayet ederse, savcılığa şikayet ederse onlarla ilgili dava, maddi manevi dava, tazminat davası açma hakları da ortaya çıkacaktır. Ayrıca savcılıkta kamu davası açacaktır diye düşünüyorum. Gelişmeleri, bu konudaki gelişmeleri sonradan göreceğiz. Dün size bir şey söylemiştim. Bugün videomda anlatacağım, bugün çekeceğim videoda anlatacağım bir konu olduğunu söylemiştim. Ve bunu bilalozcan.com internet sistemdeki yazımda da bahsetmiştim. Bunu YouTube videomda yarın anlatacağım size diye. O anlatacağım konu şu.
sosyal medya fenomenleri, sosyal medya fenomenleri, influencerlar, oyuncular gibi, şarkıcılar gibi yönetilemez. Menajerler tarafından onlar gibi yönetilemez. Onların hayranlarıyla münasebeti, onların kamuoyuyla ilişkisi, onların profesyonelce çalışmaları oyunculardan, şarkıcılardan çok daha farklı metotlarla yapılmalıdır. Halkla ilişkileri, onların hayranlarıyla ilişkisi, hayranlarıyla görüşmeleri, her türlü görüşmeleri, hayranlarıyla teması, normal sanatçılarla, geleneksel sanatçıların hayranlarıyla olduğu gibi olmamalıdır. Çok farklı olmalıdır. Nisa Barış olayında şunu gördük arkadaşlar. Fan dediğimiz kişiler, ünlülerin, sanatçının ya da influencer'ın takipçisi. Salt takipçisi değil, onun fikirlerini, onun davranışlarını, onun giyimini, kuşamını, onun makyajını, onun konuşmasını, duruşunu, toplum içindeki davranışını, katıldığı programdaki yarışmadaki performansını beğenen kişiler. Ona bir nevi hayranlık duyan kişiler, fanlar, öyle değil mi? Fanatikler, fanlar. Ancak gördük ki biz Nisa Barış olayında, özellikle Barış'ın fanları, Barış'ın fanatiği olması gereken kişiler, Barış'ı sözüm ona seven kişiler, Nisa'yı da öyle, bir kısmı da Nisa'ındı. Öpüşme videosu ortaya çıktıktan sonra terk ettiler. Yarı yolda bıraktılar. Terk ettikleri yetmiyormuş gibi hakaretler ettiler. Ağır sözler söylediler. İşte de küfürler eden de varmış. O küfürlerle ilgili bana hiçbir paylaşım gelmedi. Görmek de istemiyorum zaten. Olduğunu söylemeniz yeterliydi. Hakaretler, onları eleştiriler, onların ailelerine kadar varan dil uzatmalar, bunlar son derece saygısızca ve suç olan davranışlar. Böyle bir şey fanlığa sığmaz, hayranlığa sığmaz. Fan dediğin kişi, hayran dediğin kişi, sevdiği insanın, sevdiği ününün arkasında durur. Koşulsuz arkasında durur. Her şartta onu destekler. Şimdi ünlülerle, geleneksel ünlülerle, günümüzün bu sosyal medya ünlüleri, sosyal medyadaki fenomenler, bu yarışmalardan çıkan fenomen olan kişilerle eski geleneksel ünlüleri mukayese ettiğimiz zaman arada dünya kadar fark var. Ve bunların menajerliği de farklı yapılmalı, farklı değerlendirilmeli. Sen bugün Serenay Sarıkaya'ya nasıl menajerlik yapıyorsan, misal Barış Murat Yağcı'ya da aynı şekilde menajerlik yaparsan, aynı fikirlerle, aynı uygulamalarla, aynı sosyal ilişkilerle, aynı hayran ilişkileriyle menajerlik yapmaya kalkarsan çuvallarsın. Çünkü oyuncuların hayranları, şunu çok iyi biliyoruz, deneyimlerimizden, tecrübelerimizden, yıllar içinde gördüklerimizden, oyuncuların hayranları, şarkıcıların hayranları tutkalla yapışmış gibi çok daha sağlam ilişki içindeler sevdikleriyle, sevdikleri ünlüyle, daha bağlılar, daha gönülden, daha kalpten bağlılar, daha köklü bağlılar. Şarkılarıyla bütünleşiyorlar. Şarkılarında kendilerini buluyorlar. Sadece bir şarkılık sevmiyorlar. Bir şarkılık değil onların sevdası. Araştırıyorlar, konserlerine gidiyorlar, önüne bakıyorlar, arkasına bakıyorlar. Stüdyoda kimlerle çalıştığını irdeliyorlar. Oyuncular için de aynı şey geçerli. Sadece bir dizilik değil. 4-5 dizi, 6 dizi, 1-2 sinema filmi en az gördükten sonra bağlanıyorlar. Ve onu koşulsuz seviyorlar. Eskilere kadar hiç gitmiyorum. Kader İnanılır'lara, Türkan Şoray'lara, Hülya Koçyiğit'lere, İzzet Günay'lara, Ediz Uzun'lara. Oralarda Gülşen Bibikoğlu'larına, Kemal Sunal'lara, o günlerde Şener Şenlere, Edip Akbayramlar, Barış Manço'lar, Sezen Aksu'lar, Nilüfer'ler,
Tarkanlar oralarda çok daha kuvvetliydi sanatçı ve hayran ilişkisi. Adeta Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapışmış gibiydi. Dolayısıyla onların menajerliğini yapmak, o ünlü sanatçıların, o sanatçıların menajerliğini yapmak, bugünün ünlülerinin menajerliğini yapmaktan daha kolaydı. İnanın bana çok daha kolaydı. Çünkü o günlerde sanatçı ve menajeri hayranların ne istediğini %90 bilir. %100 demiyorum. %10 her zaman herkesin değişik ruh yapısı vardır, değişebilir ama %10'dur o pay en çok o geleneksel sanatçılarda. Günümüzde ise günümüzün takipçilerinin, günümüzün fanlarının ne istediğini hem ünlüler, influencerlar, hem menajerleri tecrübeme dayanarak söylüyorum. %65 anca bilebilir. %35 yanılırlar. Hayranların kendileriyle ilgili ne düşündüğü konusunda. Bakınız örnek Nisa ve Barış olayı. Bir insan, fanlar, insanlar bir gecede bu kadar mı döner? Hani Cemal Can'ın karşısında Barış'ı sonsuz destekliyordunuz? Hani Barış birinciydi, Barış'ın arkasında dağlar gibi duracaktınız? Hep duracaktınız, öyle yazıyordunuz. Hani Nisa'nın arkasında hep duracaktınız? Kızı Marmara Denizi'ne attınız İstanbul'da. Boğaz Köprüsü'nden attınız hem de. Siz Nisa'yı terk eden fanlar. Barış fanlarına zaten bir şey demiyorum. Onların yaptıklarını Çorumlu yapmaz. Böyle bir söz var. O, sizin yaptığınızı Çorumlu yapmaz diye. Cemal Can'ın fanlarına gün doğdu. Cemal Can çok düzgün bir adam. Cemal Can'ın fanlarını içlerinde çok düzgün insanlar var. %90'ı çok düzgün. Ama %10 her toplumda olduğu gibi orada da bozuklar var. Ve onlar da saldırdılar Barış'a ve Nisa'ya. Hele bazıları ağza alınmayacak sözlerle saldırdılar. Buna ne hakkınız var? Diğer Survivor ünlülerinin sözüm ona fanları da bazı fanları da saldırdı Barış ve Nisa'ya. Buna ne hakkınız var? Şunu söylemek istiyorum. Menajer Tolga çok yanlış yaptı. Efendi bir çocuk gördüğüm kadarıyla iyi bir insan olabilir, iyi bir arkadaş olabilir ama yanlış yaptı. Onun yönetimi, onun yanlışı yüzünden o öpüşme videosu çekilmeyecekti. Bunu daha evvelden söyleyecektim Barış'a. Toplum içinde kim olursa olsun, ister Enes Batur olsun, ister başka arkadaşların olsun. Yanında özel davranmayacaksınız. El ele omuz omuza bile olmayacaksınız. Mesafeli olun. Sizler geleceğe yatırım yapan, gelecekten çok şeyi bekleyen, gelecekte ünlü olmak isteyen iki tane toy insansınız. Nisa zaten pırpır, kuş. Barış da 28 yaşında ama henüz o da daha hiç olgunlaşmamış. Duruşuna bakmayın. Ciddi duruyor, sessiz duruyor, efendi duruyor, saygın çocuk. Ama o da olgunlaşmadığını, orada 2-3 kişinin arasında sevgilisini dudağından çılgınca öperek gösterdi. Yok böyle bir şey. Kardeşim siz alkol mü alıyorsunuz? Siz uyuşturucu mu alıyorsunuz? Kafanız çok mu iyiydi de o şekilde davrandığınız insanların arasında da insanların eline koz verdiğiniz, fırsat verdiğiniz bu kadar kötü duruma düştünüz. Ne alkol ne uyuşturucu almadığınıza da zaten gönülden inanıyorum. Yani ancak o kadar saçmalayan insanlar yapar bu davranışı. Kendinde olmayan insanlar yapar. Nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hataya düştünüz? Şimdi onu söylemek istiyorum. Yani influencerlar, ünlü kişiler, sosyal medya fenomenleri bu şekilde bir yarışmanın içinden çıkan birincilikle ya da gönüllerin birinciliğiyle baş tacı yapılan ve arkasında bir anda böyle milyonlarca fan oluşan kişiler diğer ünlüler gibi yönetilmemeli. Diğer ünlüler gibi onların arkasında o yöntemlerle menajerlik yapılmamalı. Çünkü bir başka çünkü daha Barış Murat Yalçın tamam çok fanı vardı. Çok yarışmadan önce de çok takip edeni, çok hayranı vardı ama yarışmada bu 3'e 4'e katlandı, 5'e katlandı. Yarışmadan gelenler gitti. Hepsi değil tabii. Bu çılgınlığı yapanların, bu aptallığı yapanların, onlara bu saldırılarda bulunanların bence önemli bir kısmı
yarışmadan gelenler, yarışmadan sonra gelenler. Onları gördüler, Barış ve Nisa'yı gördüler, yarışmayla birlikte şöhret olduklarını. Geçmişlerinde onlara hiçbir yatırım yapmadıkları için, geçmişlerinde onlarla tozlu yollarla, çamurlu yollarda yürümedikleri için bu yarışmayla gelen fanlar, ayrıldıkları da çok kolay oldu. Biraz da tabii bize kızdılar. Biz hep Nis var, Nis var, Nis var var, Nis var var, Nis var var diye yazdık. Bizimle, benimle ve bana inananlarla, bu arada Bilal Özcan fan kulüp kurdular. Onlara da selam olsun buradan, sevgiler. Ve Nis barcılarla hep çatıştılar internette, sosyal medyada hep atıştılar. Nis var yoktur, Nis var yoktur diye. Bizlere de mahcup oldular. O yüzden de hınçlarını bu iki genç insana hakaret ederek, onları linç ederek yapmaya kalktılar, çıkarmaya kalktılar. Şunu söyleyeceğim. Influencerları yönetirken, bu gençleri yönetirken, yarışmalarla birinci olup halkın gönlüne yer eden ve milyonlarca takipçiye bir anda kavuşan kişileri yönetirken, bu tahtın çok kolay çökebileceğini de unutmayın. Onların bu tahtlarının, onların bu zirvedeki yerlerinin çok kolay ayaklarının altına kayıp gideceğini de unutmayın. Hiçbir zaman onlar sinema oyuncuları, müzik sanatçıları gibi kalıcı şöhret direklerinin üzerinde oturmuyorlar. Kalıcı tahtların üzerinde oturmuyorlar. Evet, onlara bir pay veriliyor, bir taht, bir taç veriliyor ama o işte böyle bir tek bir olayda dahi ayaklarının altından, popolarının altından kayıp gidebiliyor. O yüzden onlara menajerlik yaparken hayranlarıyla hep çok mesafeli durmaları gerektiğini ve kendi özel hayatlarıyla ilgili çok önemli bilgileri de hayranları eğer çok merak ediyorsa, aynı Nisa ile Barış'ta olduğu gibi çok merak ediyorlarsa, aranızda aşk var mı yok mu diye, ilk baştan itibaren, İlişki başladığı zamandan itibaren doğruyu söylemeleri gerektiğini, yani influencerları yönetenler ve işte bu sosyal medya ünlülerini yarışmalarla da gelenler buna dahil yönetenler, onların arkasında duran, onlara akıl fikir verenler, onları idare edenler, yani menajerler hep onları kucaklayan kesime karşı samimi olmalarını öğretmeli. Samimi şekilde konuşmalarını, davranmalarını, asla yalan yanlış söylememelerini öğretmeli. Ve bu menajerlerin işi çok zor. Çünkü dediğim gibi bu şöhret, bu zirvedeki durum her an değişebilir onlar için. Her an değişebilir. Bunun örneklerine çok detaylı girmek istemiyorum ama her an değişebildiğini gösteren başka örnekler de var. Onlar benim aklımda var ama şimdi burada anlatıp da size konuyu dağıtmak istemiyorum. Yani oyuncuların, şarkıcıların, ünlü müzisyenlerin menajerliği başka yapılır arkadaşlar. İnfluencerların, sosyal medya ünlülerinin menajerliği başka yöntemlerle yapılır. Sıradan ünlü gibi çok şöhretli bir ünlüyü nasıl yönetiyorsanız sağdan soldan görürsünüz zaten. Bunun için menajerliğin Türkiye'de ne yazık ki eğitimi de yok. Dünyada var, Türkiye'de yok. Türkiye'de çevresi olan, biraz ağzı laf yapan menajer olabiliyor ve menajerlik ofisi açıyor. Bazısı devam edip gidiyor. O yüzden ancak bu işin kolay olduğunu da zannetmeyin. Peki, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun, olur mu? Sevgiyle.